Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon'a hepiniz hoş geldiniz. Yüksek Tansiyon'un bu akşamki konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Buldu. Efendim hoş geldiniz diyorum ama biz sizin mekanınıza geldik. 8. Antalya. O zaman sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'ndayız. 8 yıldır aralıksız ve çok da Antalya'nın ihtiyacı olan bir kitap fuarı. Her yıl günden güne de ilgisi artan, sizi de gururlandıran bir kitap fuarındayız. Güzel bir salondayız. Akdeniz'in belki de Antalya bölgesinin en büyük fuar ve kongre salonundayız. Büyük bir açığı da burada kapattınız. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Hayırlı olsun efendim kitap fuarınız. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Bulda. Efendim açılışını gerçekleştirdiniz. Sayın Vali Münir Karaloğlu ve Antalya'nın yetkilileriyle beraber kurdele kesildi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti. Bu etkinlik günden güne de artıyor. Dilerseniz kitap fuarıyla başlayalım. Çünkü konuşacağımız çok konu var. Evet Sayın Buldu, öncelikle Yüksek Tansiyon programında sevgili Antalyalılara, Kanal B izleyicilerine buradan iyi akşamlar diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ve Antalya'mız için son derece önemsediğimiz, okumak lazım sloganıyla yola çıktığımız bu kitap fuarımızın bu yıl sizin de söylediğiniz gibi 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'ndayız. Ve Antalya'mızın merkezde en büyük fuar ve kongre merkezindeyiz. Sizleri ağırladığımız için, biz de ev sahipliği yaptığımız için tabii ki gururluyuz, onurluyuz. Böylesi bir güzel mekandan hemşehrilerimize burada sizlerin aracılığıyla Yüksek Tansiyon programında hitap etmek bana ve çalışma arkadaşlarımıza da mutluluk veriyor. Biraz geçmişe dönelim mi? Kitap fuarı nasıl başladı? Nereden esinlendi ve bugüne kadar nasıl gelindi? Şimdi biraz daha geçmişe dönelim. Öncelikle benim her ortamda söylediğim, doğup büyüdüğüm, tozlu yollarında yürüdüğüm, bağında bahçesinde portakal topladığım dediğim bir belde, köy, kent, köyden kente geçişle ilgili başladı. Dört köyün bir araya geldiği bir Konyaaltı beldesiydi. Aynen, oradan başladık. Tabii ki gerçekten o günlerde 1 milyon bugün parasıyla, bütçeyle başladığımız o günlerdeki zorlukları hep birlikte burada yaşayan vatandaşlarımızla başladık. Hep doğup büyüdüğüm yerde bu insanlara, bu topraklara hizmet etmek vardı. Onları sırasıyla dönem dönem, işte bu dönemde, 4. dönemde en yüksek 19 ilçede seçilmiş bir belediye başkanı olarak yine buradayız, şükürler olsun. Burada belediye olarak artık altyapı, işte şurada asfalt, burada park, kaldırım taşı falan, bunların ötesine geçtik. Şu anda Antalya'mızda hiçbir kurum kuruluşun yapmadığı veya cesaret edemediği, biliyorsunuz Türkiye'de bütün illerimizde genelde TÜYAP işbirliği içerisinde yapılmaktadır fuarlar. Belediye eliyle birçok sosyal projeleri hayata geçirdik ve düşündük ki, hep de duyuyorduk bunu yayın evlerinden, işte yazarlarımızdan, yeri geldiğinde burada kitapçı dostlarımızdan, kırtasiyecilerimizden falan. Böyle korsan satış gibi falan, bunlar bir taraftan avantaj, bir taraftan dezavantajdır. Yani evet, bizler onu emniyet işbirliği içerisinde Antalya'da ilk sıralarda yer alan bu korsan satış, biz tabii ki sanatçılarımıza son derece saygı duyuyoruz. Bir emek telif var orada. Ilgili. Telif hakları var. O bakımdan son derece saygı duyuyoruz. Dedik ki belediye emniyet işbirliği içerisinde de olabilir. Tüm kurum kuruluşlar katılır. Burada gurur duyduğumuz üniversitelerimiz var. Akdeniz Üniversitesi ilçemiz içerisinde olması. Hep birlikte dedik, burada hiçbir kurum kuruluşun yapmadığı bir işi yapalım. Bir kitap fuarı yapalım dedik. İşte ana temasını belirledik. Evet. Her yıl ana temasını da değiştirdik. Ve okumak lazım sloganıyla yola çıktık. Hatta bir kitap rekoru ile ilgili de biliyorsunuz 1680 öğrencimizin kompozisyonu yarışı ve Türkiye'de en büyük kitabı da yaptık biliyorsunuz. Evet. Çocuklarımızın güzel kompozisyonlarıyla, işte öğretmenlerine, ailelerine, velilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve o gün işte yağmurlarda başladık, bir çadır derken iki çadır. Evet, çadırlarda başlayan çadırlarda, bir kitap fuarı açık evet, alanda. Evet, yani bu çok kolay bir şey değildir. Yani bunu işte burada Sayın Valimiz gerçekten bunu da çok güzel de söyledi. Yani 8 yıldır yani devam ettirmek, yani her baba yiğidin harcı değildir, kolay değildir yani. Bir de ilgi var.
Tabii yani ki. Vatandaşların ilgisi olmasa siz istediğiniz kadar da devam i̇şte ettirmeye çalışsanız siz de işinizi olmaz. Çok dikkatli yapacaksınız tabii. Ki yani belediye başkanı, çalışanları, dışarıdan eğitime evet. Gönül vermişlerimiz, güzel bir eser ortaya okurlarımız hep birlikte olmasak bugüne olmaz. Yani siz istediğiniz kadar güzel yerler, mekanlar yapabilirsiniz. İşte çadırı özellikle anlatıyorum. Biz zaten yörük adamız. Yani çadırları biz iyi bilirdik de kitap fuarında çadırlarda yapmakta evet. Bizim için çok da zor olmadı. Güzel oldu. O günlerden başladık. İlk hiç unutamam yağmurda kitaplarımız yayına hep ıslandık da. Evet evet hatırlıyorum. O bakımdan öylesi bir güzellikle başladık bir kültür şöleni olarak. Hatta yeri geldi zaman zaman görüş farklılığı içerisinde efendim burada şu yayın evinin ne işi var, şu yazar niye geliyor gibi bize eleştiriler bile yaptılar. Ama ben hep şunu söyledim. Burası bir kültür şöleni. Buradan çadır da olsa kapıda giren herkes diyecek ki benim burada yazarım var. Benim burada yazarım eseri şu kitap var. Her kültürden, her görüş, kesimden. Görüş, düşünce insana sahip çıkacak. Onların yazarlarının, onların gönül verdiği siyasi partilerine yönelik olsun. Bunlar hep yazarlarını bulabilecek, kitaplarını bulabilecek. Ayrıca hep okumuşsunuzdur yukarıda %40, %50, %60'a varan indirimler var. Bizim için çocuklarımız... Bu da bir fırsat. Tabii bu da bir fırsat. Okuyucular için. Ve inanır mısın Sayın Buldu? İşte sırası geldikçe işte ikinci çadır, üçüncü çadır sonra hatta Sayın Genel Başkanım da dün dedi ya belediyenin yanında bir yere bir çadıra daha gel dedik falan. Oraya da ziyarete gelmişti çünkü. Üç çadır. Sonra işte Akaydın Hoca zamanında sağ olsun cam piramidi vermişti. Sonra Menderes Türel Başkan dönemi 2 yılda o verdi sağ olsunlar. Yani emeği geçen tüm kurum kuruluşlara, bakanlıklara, başta valiliğimiz olmak üzere, şimdiki valimiz ve önceki valilerimiz, üniversite rektörlerimiz olsun, kurum kuruluşlar, Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, eğitim, herkes. Ayrıca belediye başkanlarımız işte otobüsler okullara tahsis ediyorlar, öğrencilerimiz evet. Gelebiliyor falan. Yani böylesi bir güzel kültürü, kültür şölenini hep birlikte yaşatıyoruz ve samimice, düzgünce, dürüstçe işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu 8.sinde işte dediler acaba adresle ilgili yanlış mı olur? Acaba cam piramit kadar katılan olur mu olmaz mı? Gibi böyle sözler falan söylendi. Ben dedik bir çok rahat olun. Çünkü biz belediye başkanı sıfatımızla konuşmalara gidiyoruz, davetlere gidiyoruz. İşte sabah kahvaltısında iş dünyasıyla, sivil toplum örgütleriyle buluşuyoruz. Her gittiğim yerde kitap fuarı ne zaman diye bir tarih sorulur mutlaka. Ha demek ki bu tuttu. Rahmet sanıyorum Sayın Tarlışay'ın bu maya tuttu dediği gibi. Gerçekten bu kitap fuarımız tuttu. İlgi büyük. Yani önemli olan burada samimice bütün yazarlarla yayın evleri işbirliği içerisinde iyi de gidiyor. Ve adresle ilgili arkadaşlarım gece gündüz demeden her gittiğim bir cadde, sokakta Konyaaltı Kitap Fuarı'na gider yapıyor. Evet. Yani yönlendirme levhaları. Tabii. Gece gündüz demediler. Çocuklarımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çok çalıştılar. Emekleri çok büyük. Ve müdür arkadaşlarım olsun, çalışma arkadaşlarımız işbirliği içerisinde. Ayrıca belediye başkanlarımız her ortamda araçlarını gönderdiler. Tüm kurum destek kuruluş. Veriyorlar. Herkes destek veriyor. Yani kitap fuarının siyasi bir yönü olmaz ve herkes de buna ilgi göstermeli ama var Antalya'da da buna ilgi oldukça var. Yani okurlarımızdan fazla. Belli ve şuna geleceğim, yani buradaki adreslerle ilgili çalışmalarda arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle inanır mısınız? Dün 50 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı. Yani açılış gününkü izdihamı biliyorsunuz dün inanılmazdı, adım atılmıyordu. Kapıları burada bir süre kapatmak zorunda kaldınız. Aynen o bakımdan beklediğimizden çok iyi gidiyor. Yani bütün okurlarımıza emek veren, katkı koyan, destek veren, buraya gelme nezaketinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Ya. Bu kadar yani beklemiyordum desem olur. Çok mutluyuz ya. 8 yıldır siz Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nı gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık biz de çok daha fazladır yüksek tansiyon yapıyoruz ama 8 yıldır da bunun tanıtımını ve haber şöleni beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıl Cam Piramit'te bunu gerçekleştirirken ben size bir şey sormuştum. Demiştim ki Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı neden Cam Piramit'te? Neden Konyaaltı adresinde değil? Siz de dediniz ki buradan tüm İzleyicilere söz veriyorum. 24 Kasım'da önümüzdeki yıl Akdeniz bölgesinin en büyük kongre salonunda yapacağız açılışını demiştiniz ki o zaman da temeli yeni atılmıştı herhalde.
Ben de o zaman demiştim, bir yılda nasıl bir kongre merkezi ayağa kalkacak? Ve 24 Kasım'da güzel salon ortaya çıktı. Açılışı burada yaptınız. Salon nasıl gerçekleşti efendim? Sayın Buldu, şimdi tabii ki o gün size onu söylediğimi aynen hatırlıyorum. Evet. Dün gibi, bugün gibi hatırlıyorum. Ayrıca orada fuarda kapanışta da inşallah seneye Konyaaltı Belediye'mizin kendi fuar ve kongre merkezinde buluşmak dileğiyle demiştim. Evet. Şimdi biz tabii ki hep öncelikli hedefleri belirliyoruz. İşte fuar kongre merkezi nerede yapılmalı onlara bakıyoruz falan. Bu yerimiz hem ulaşım anlamında ayrıca burada hem üniversitemizin çok yakın olması, vatandaşlarımızın yakın yürüyerek gelebildiği adres aslında çok daha açık ve net. Ve bilmeyenlere de söyleyelim, Pınarbaşı Mahallesi'nde, Konyaaltı Bölgesi'nin Pınarbaşı Mahallesi'nde. Evet, Sağlık İl Müdürlüğü'nden girince hemen zaten aynı zamanda hem üniversitenin yanı hem Sağlık İl Müdürlüğü'nden girince 300 metre sonra kültür şölenimize falan. İlkokul öğrencileri de, üniversite öğrencileri de sıradan bir vatandaş da çok ilgi gösteriyor. Tabii ki, yani en önemlisi o. Şimdi şeye geleceğim, o fuar merkezini kapatırken çok güzel bir dileklerle kapatmıştık. Ve hemen arkadaşlarımızla birlikte burada nasıl yapmamız lazım? Plan, proje, tabii ki Şevket Altındal'ı da buradan teşekkürsüz bırakamam. Onun çalışma arkadaşlarına da ödüllü mimar. Hatta bu... Burayı da mı yaptı? Bu yaptı. Bu kongre ve fuar merkezinin projesi bitti. Bittiği anda burayla ilgili ödül aldık. Projeye ama ödül belediye aldık. Hizmet binası da öyleydi. Evet. O sonra da yapı dalında da aldık belediye binamıza. Şimdi de Sayın Buldu, yarın bu akşam programımız bitecek inşallah. Yarın da İstanbul'da finale kaldı. Hem fuar ve kongre merkezimiz, hem Konyaaltı Belediye'miz, hem yaşlılar kreşimiz finale kaldı. İnşallah orada da ödülle döneceğiz. Burada Şevket Altındal arkadaşımızı ve ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi burada siz bir yıl dediniz. Evet. Ben daha da ilerisini söyleyeyim Sayın Buldu. Burası İhaleler, süreçler yapıldı. 20 Şubat'ta yer teslimi yaptık ve 20 Kasım'da yer teslimini aldık. Yani tam 9 ayda. 10 günü bulmadı yani 9 ayda. Bebek doğumuna kadar koca bir eser dünyaya geldi. Şimdi hiç unutamam, burada eller öpülesi iki emekli öğretmenimiz geçiyor. Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? İyi. İşte biz Anavatan Partisi'nde size hep destek olduk. Bir şeye soracağız yalnız, samimice. Buyurun hocam. Ya siz dedi, inanıyor musunuz dedi ya. Burası ne zaman açılış dedi. Dedim hocam sizin için açılış yapıyoruz. Eller öpülesi öğretmenlerim dedim. Öğretmenler günü açılış. Güzel. Siz inanıyor musunuz dedi. Bunu 5 gün sonra açılır mı burası? Dedim o gün orada size dedim sarılacağım, kucaklaşacağız dedim. Biz inanmıyoruz dediler. Güldüler, geçtiler. Ama biz tabii burada gece gündüz demeden burada emek veren bütün müdür, mühendis, çalışma arkadaşlarımız, ayrıca yüklenici firmada Bekir Kart arkadaşımız, gerçekten gece gündüz demeden herkes çalışıyor. Biz tahmin ediyoruz, biliyoruz. Biz bu konuda tabii 4 dönemdir de bir deneyimimiz olması bakımından da biz günümüzde bu yerin açılışını yapacağımızı net biliriz. Çünkü ne söz verdiysek vatandaşımız onu yapmaya çalışırız. Şimdi o gün açılış gerçekleştiriyoruz. Başta Sayın Valim ve tüm katılan üstadlarımıza, herkese, protokolümüze, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. O öğretmenlerimizi gördük, sarıldık. Dedi ki yani pes, böyle bir şey olamaz diye kucaklaştık. Onlar Anavatan'dan sonra hiç oy vermemişler mi? Yok yok, biz sizi diyor, yani şimdi sosyal demokratız diyor. Anavatan Partisi döneminde bile sizi destekledik. O zamandan ama itibaren. Diyor, o zamandan beri yanınızdayız ama diyor bu fuar yetişir mi? Yani ne zaman açılış diye sorunca yetiştirdik. Yani gerçekten Antalya'mızda üst salonlarımız biliyorsunuz 3500 kişi. Ben açılış günü 6 bilmiyordum mesela. Bu kongre merkezini bilmiyordum. Diğer salonu da bilmiyordum. Burada nasıl bir program yaparız diye kendi kafamdan şey harcıyordum. Yani gezdim etrafın. Nereden, hangi açı falan derken meğerse burada salon varmış. Evet, sonradan bütün öğrendim. Salonlarımızı tüm halkımızın kullanımına açıyoruz. Antalya'mızda Antalya Tanıtım Vakfı dahi artık kongre ve fuarlar için burayı, bu merkezimizi adres gösteriyorlar. Hep birlikte inşallah Antalya'mız için. Zaten ilk ödülümüzü turizm dalında ödül aldım. Bu fuar ve kongre merkeziyle ilgili. Bunu da bütün çalışma arkadaşlarım ve Antalya için aldık o ödülü. Ve de bütün kurum kuruluşlara burayı tahsis edeceğiz ve hızla hizmete devam.
Belediye hizmet binasında da aslında bu tür salonlar var ama bu çok daha büyük. Tabii değil ki. Mi? Bu bölgedeki salon, açığı bu kapatacak. Bölge değil, merkezdeki yani 3500 kişilik salon yok yani. Evet. O burada bakımdan 3500 kişilik mi burası? Yukarısı 3500 kişilik. Şu andaki fuar merkezi. Evet. Evet. Kitap fuarının olduğu alan. Ve kısacası 20 trilyon 700'e mal oldu. Yani 20 milyon 700 diyelim. Böylesi bir dev bir eser Antalya'ya kazandırılmış oldu. Antalya'ya kazandırılmış oldu. Zaten Sayın Buldu bilirsiniz hep plan proje dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün yaptığımız binalarımız olsun, projelerimiz olsun hep ödüle layık görülerek geliyor. Bugün biliyorsunuz yaşlı kreşi Türkiye'de bir ilktir. Huzur evi vardır, bakım evi vardır. Bunlar ayrı ama bizim... Kreş denince akla bebekler geliyor. Bebeklerin bırakıldığı, ama çocuklarımızın bırakıldığı Sayın kreşler geliyor. Sen de yaklaşıyorsun. Biraz sakallar da beyazlaşmış. Evet, yani evet. Ağırca yani... Sizin izninizde. Dede, evet. Dede falan olacaksın. Yarın işte o kreşte büyüklerimiz de... İnsan hissettiği yaştadır başkanım. Tabii ki bence de. Orada güzel hizmetler olacak inşallah. Yani söylemek istediğim şu. Orada nasıl bir yöntem var? Onu da orada, anlatır mısınız yaşlı kreşi? Şimdi başladık zaten kayıtlarda alınmaya başladı. Nasıl ilgi? Zaten billboardlarda. Çok ilgi var. Şimdi orada sabah... Antalya emekli cenneti o açıdan herhalde. Tabii ki. Şimdi şöyle evde yalnız anne baba da var veya beraber anne baba var. Sabah iş yerine gidiyorsunuz. Evet. Geçerken aynı çocuğunuzu bırakır gibi oraya anneyi babayı bırakıyorsunuz. Orada hemen Kısakünye, hemen orada sizin özgeçmişiniz var. Sayın Buldu işte saat, tabii sen Allah sağlık versin. İşte tansiyon veya buna benzer ilacı varsa hemşiremiz var, doktorumuz var, sağlıkla ilgili yardımcı hizmette arkadaşlarım var. Onların uyku odaları var. Yani Alzheimer hastası, engelli falan. Yok, Alzheimer hastası yok. Onlar çok kontrollü olması evet. lazım. O bakımdan onunla ilgili bir rehabilitasyon gibi olması lazım onun. Bir doktor raporundan sonra mı geliyorlar size? Yani yok zaten bilir, ailesi de bilir. Yani şimdi soruyoruz mesela. Evde kendi kendini idare edemeyecek nitelikte herhalde. Çocuklar işe gittikten sonra. Hani yalnız kalmış, sıkılmasın. Orada da dost bulacak, arkadaş bulacak, çocukluk arkadaşını evet. bulabilecek veya bir hemşehri veya Antalya'mız hani Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya dediği gibi yurdumuzu insanı bizim Antalya'mızı tercih ederken bazıları eşi için, bazıları işi Tabii. için, bazıları emekli olmuş gelmiş veya bürokrat olarak atanmış burada kalmış emekli olmuş gibi böylesi bir güzel Antalya'mızdayız. Yani burada herkes annenin babanın durumunu da bildiği için böylesi bir belediye imkanlarıyla çok da güzel bir yerde. O bakımdan kayıtlarımız da başladı hızla. Bütün büyüklerimizi, annemizi, babamızı oraya da bekliyoruz. Ve de onların uyku saati, yemesi, içmesi, ayrıca özel resim yapmayı seviyorsa atölyeleri var. Orada vakit geçirecekler. Müziği seven varsa müzikle ilgili ilgilenecekler falan. Çok hoş sohbet içerisinde iyi vakit geçirecekler. Nereye başvurmaları lazım? Konyaaltı Belediye'mize, kültür işlerine. Aynı zamanda yaşlılar kreşimizde de görevli arkadaşlarımız var. Orada da olabilir. Biraz da oraya gidip de başta vurabilirler. Orada da sorumlu arkadaşlarımız var. İnşallah bütün vatandaşımız için, büyüklerimiz için de iyi olur. Hazır icraatlardan bahsetmişken, dilerseniz yaşlı kreşin dışında normal kreşiniz de var anladığım Tabii kadarıyla. Ki. Diğer çalışmalara da girelim isterseniz. Olabilir. Yani biz Sayın Buldu şimdi... Tabii ki siyasette hep şunu söylüyoruz ya, yani altyapı, evet. ilk dönemimiz bununla geçti bizim. Şimdi bakın, hiç altyapısı olmayan bir bölgeydi evet. çünkü. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Deniz kenarından, Gazi Mustafa Kemal'den Emniyet Müdürlüğü'ne gidecek yol yoktu. Evet. Boğaçay Köprüsü yoktu biliyorsunuz. Bütün üniversitenin karşısı dahil olmak üzere 14 ana arter yol açtık. Yani buraların kaldırımları, altyapısı. Şimdi bir yerde çalışma isterler. Yol açarsınız toz zor iştir. Hemen asfalt ister vatandaşımız haklı olarak. Ben de öyle istiyorum. Konyaaltı'nda toz yok artık. Yok ama şunu söylemeye çalışıyorum. İlk dönemden bahsettik evet, ya. Evet, evet. Şimdi yol açılır toz olur. Hemen asfalt istenir. Asfalt yaparsın kaldırım istenir. Kaldırım istenir yolda yürürken güneş geçmesin ağaç dikilmesi istenir. Gibi buna benzer haklı İstekler olarak... Bitmez. Yani hepsi birbirine bağlıdır. Herkes bunu. Yaşam standartlarını yükseltmesini tabii ki, istiyor. Tabii ki. İşte zaten bizim belediyecilik anlayışımız bu. Yani insanların yaşamını kolaylaştırmak. Yani insanların yaşamı doğumdan ölüme kadar belediye, çocuk işte kreşleri onun için söyleyecektim. Yani evet. biz çocuklarımız geleceğimizin teminatı diyoruz.
O bakımdan son zamanlarda eğitimle ilgili biraz sıkıntılar var ama inşallah düzelecektir o da. Umudumuzu yitirmedik daha. Nerede efendim sıkıntılar? Eğitimle ilgili sıkıntılar yani genel var. Olarak mı? Genel olarak söylüyorum. O bakımdan şimdi çocuklarımız kreşleriyle, anaokuluyla başlıyor. Ben göreve geldiğimde devletin lisesi olmayan yer 5 ilkokulla başladık burada. Bugün 52 okulumuz. Geçen gün Sayın Valimizle bir protokol daha yaptık. Orada da inşallah Konya Sanat Eğitim Merkezi'nde 12 bin civarında şeyimiz vardır. Siz söyleyin kursiyerimiz vardır mesela. O da ayrı bir ilgi gösteriyor. Çok şey ortamda değil. Yani onunla ilgili de biz 10 bin metrekare bir alanı ikiye bölüyoruz. Şimdi planla da bunu düzenliyoruz. Evet. Bir hayırsever vatandaşımız burada bir okul yapıyor şimdi. Biz de orada 5 bin metrekarede Konya Sanat Eğitim Merkezi'nin kursiyerlerimiz daha refah içerisinde, huzur içerisinde eğitimlerini kurs alabileceği geniş mekanlar yapıyoruz şimdi. Yani onunla protokolle 53 oldu mesela okulumuz. Zaten birisi biliyorsunuz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Babamızın da ismini yaşasın düşündük. Kendiniz Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisemizde böyle devam ediyor. 340 öğrenciyle başladık. Ortada sayım buldu. Bugün 960 öğrencimiz çok var. Çok iyi. 3'e katlanmış. Nasip olursa 1200 civarında öğrenciyle önümüzdeki yıl tamamlayacağız inşallah. Ben bütün hayırseverlerimizi de bu vesileyle kutluyorum. Antalya'da yani eğitimle ilgili bir seferberlik vardır. İş dünyası, iş adamlarımızın büyük katkılarıyla. Ayrıca köylülerimize çok teşekkür ederim. Atadan babadan kalma yerleriyle ilgili zaman zaman ufak tefek sıkıntılar olmuş bile olabilir. Ama onların da destekleriyle burada Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle. Konu okul alanı olunca herkes herhalde o konuda biraz sıkıntı yaratmıyor. Biraz daha duyarlı olarak hayırseverlerimiz hep birlikte bu Antalya'mıza gerçekten büyük katkılar verildi. Okullar yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Ben göreve geldiğimde 8 binli nüfuslardan başladık. Bugün 200 binli nüfusa gelmişiz. Yazlıkçınız hariç 10 milyon turist geliyorsa 5 milyonun geçiş güzergahında bir ilçedeyiz. O bakımdan eğitim son derece önemsediğimiz bir konudur. Yani bütün konular önemlidir. Bir bakıyorsun işte sırasıyla altyapıyı yapıyorsun, kaldırımları yapıyorsun, ağaçları dikiyorsun. Şimdi zaman zaman müdür arkadaşlarımızla minibüste dolaşırız biz. Yani makam arabasıyla dolaşma değil. Çünkü her müdüre de sorularım evet. olabilir veya vatandaşın talebi olabilir. O düşünceyle gittiğimizde kaldırımda bakıyorum dev ağaç sayın buldu. Tabii 18-19 yıl kolay değil. Ya bunu biz mi yaptık diye düşünüyoruz. Çok büyük Sizin ağaçlarımız var. Yaşınız hep genç askere gidecek gelecek yıl değil Aynen. mi? Aynen şimdi tabii 23 yıldır siyasete olunca çocuklar hepsi askerliğini yaptı geldi. Kız öğrencilerimiz, çocuklarımız da büyüdüler, iyi okullar bitirdiler. Şimdi tabii her yıl, her dönem çalışmalarımızı hızla yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Öncelik hedeflerimiz belli. Her seçim bildirgemizde sayın buldu. Ayakları yere basan projeler anlattık vatandaşa. Yani %60 oy alabilmek öyle her baba yiğidin harcı değil, çok kolay değildir. Mesela 25... Bir de artarak... Artarak gitmesi. İlerleme. Tabii ilerleme en önemlisi. Bir de aslında dönem dönem daha da düşersin belki de insanların yani Öyle. Yaptığın hizmetler. Hizmeti beğenmezler, beğenmezler şey olur, oyların düşebilir. Ama bizimki tam aksine yükseliyor şükürler olsun. Şimdi orada bütün vatandaşlarımız bizi bir aileden biri gördüğü için parti üstü davranıyorlar. Biz de onlarla beraber mesela site toplantısı yapan tek belediyeyiz. Çünkü onlar bize ışık tutuyorlar. Yani onların fikirleri bizim göremediğimiz. Mesela sağ olsunlar meclis arkadaşlarım. Ama sizdeki siteler de bir mahalle gibi. Muhtarlarım tabii ki. Muhtarlarım olsun, vatandaşlarımız hepsi destek veriyorlar. Çalışma arkadaşlarım, müdürlerim zaten gidiyor, görüyorlar. Ancak bizim göremediğimiz site içerisinde ufak tefek talepler oluyor mesela. Onlar söylüyorlar. Bugün düşünebiliyor musun Sayın Buldu? Seçime 6 ay kala, 8 ay kala doğalgazı başlatıyorsun ya. 30 Mart seçimleri öncesi. Kimse cesaret edemediği evet. bir dönemde. Bugün bir risktir. Mesela hani Şu denir hep 99 yılında Sayın Subaşı Başkanım Allah razı olsun Antalya için çivi çakan Bekir Kumbul Başkanımız işte biyolojik arıtma hepsi bir şeyler yaptı Antalya'mız için. Bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Önceki veya şu andaki görevdeki başkanlarımıza. Şimdi herkesin bir emeği, hizmeti vardır, çalışması vardır. Ama Subaşı'nın seçimi kanalizasyonla ilgili başlattığı için hani bir risktir gibi Tabii. konuşuldu. O bakımdan kimsenin cesaret edemediği bir yerde Ama biz cesaret ettik. Çünkü seçim risktir. Kaybetti. Seçim kaybedilebilir. Yani bu insanlarımızın o görüşleri son derece önemlidir. O bakımdan biz hiç cesaretimizden tereddüt etmedik. Hemen dedik başlıyorsunuz ama gününde kapatacaksın. 14 gün toz oldu millet. 15. gün asfalt.
yapabildi. Zaman zaman 3-5 gün bile geçirmiş olabilir. Ama bir baktığınızda doğal gazı bitmiş tek ilçe Antalya'da. 19 ilçede doğal gazı bitmiş tek ilçe Konyaaltı. Şimdi biz bunları yapıyoruz. Altyapı ile ilgili işte önceler biliyorsunuz akşamüstü saat 19 dediğinizde eğer yağmur damlasın sel afeti olur. Elektrik afetlerden çünkü yüksek gerilim. Buna benzer sarı çizmeyle çok dolaştınız. Hava hayatla çok çizmelerle dolaştık. Elektrik kesilir. Trafoları geliştiriyorsunuz. Bir meclisimizde 24 trafo yeri verdik TEDAŞ'a. Ki öyle hızla değişen, elektrik gelişen, büyüyen bir elektrik kesintisi olmasın diye. Evet. O bakımdan şimdi de yeri altına aldırdık mesela. Biz tam kaldırımı yapmışız. Sıcak asfaltı yapmışız. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de işte ödenekli olmaz. Her yatırım aynı anda olmaz. Aynı anda olmaz. Bir koordineli çalışamayız hiçbir zaman. Tam beton sıcak asfalt kaldırım biter. TEDAŞ yatırım var bir daha gaz alır. Vatandaş der bu tüyü bitmemiş yetim hakkı. Ama anlatıyoruz. Şimdi biz onu öyle der. Havaya atları yer altına aldırmazsak yine sıkıntı vatandaşımızın. Tabii. Arada derede onları da idare ettik ama bugün havaya atlar yer altına alınmış. TEDAŞ'la ilgili yatırımlar, kanalizasyonlar hiç unutmam. Siteler Mahallesi'nde o zaman Sayın Kumbul Başkanımızla bir önceki hafta toplantılarımızı yapmıştık. 22 tane kazıcı bir anda inmişti Siteler Mahallemize. Sabah arabalarını millet zor çıkarmıştı o anda. Ama kanalizasyonu tamamlattık. Birlikte iş birliği içerisinde. Bunlar da son derece önemlidir. Ben hiç unutmam o dönemde ben Anavatan Partisi'nden belediye başkanı Sayın Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Boğaçay'ı işte iki yakamız bir araya gelecek köprü yok. Dedim ki başkanım dedi bütçe yok. Dedim ben sizi Mesut Yılmaz'a götüreyim demiştim. Olur mu olur gittik saat 15'te bir çarşamba günü ve bize devlet su işleriyle protokol yapıp o köprüyü yaptırdı. O dönemde Sayın Kumbul da Sayın Deniz Baykal da sağlık diliyorum Sayın önceki genel başkanımıza da. Ve biz siyasette hep birlikte Antalya'yı yönetmeye çalıştık. Evet. Hep destek olmaya çalıştık. Bunları hep yaptığımız kent adına, kentli adına, bütün vatandaşlarımız adına bunları yapmaya çalıştık. Ve örnek bir şehir olduk. Ayrıca bununla ilgili de insani gelişmişlik notumuz da çok yüksek Konyaaltı Belediyesi olarak şu anda. Ve bununla ilgili de bir ödüle layık görüldük. Ayrıca bir ödül aldınız. Ayrıca yani, evet efendim. İnsani gelişmiş. Mutlu insanlar bakın. Sayısı fazla tabii olduğu ki. İçin mi? Şimdi, aradığını bulacak insan. Şimdi, inanır mısınız akşam sabah her istediğini, çayını kahvesini içebileceği yerler, eğlenebileceği, dinlenebileceği, çocuklarını oyununa işte götürebileceği, parklarla ilgili her parkta sağlıklı yaşamla ilgili bütün jimnastik aletlerimizin olduğu yer. Ayrıca belediye olarak 12 bin kusur kursiyerimiz var diyoruz. Her alanda küçük çocuklarımızdan büyüğümüze, emeklerimize kadar ve ayrıca 20 bin üzerinde yabancılarımız var. Onlara da Türkçe eğitimler vermek üzere kurslarımız var mesela. Herkese, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, gençlerimize, şimdi hemen çok yakında şurada buraya gelirken köşedeki olan yeri de gençlik merkezi yapıyoruz. Sabah orada çocuklarımız üniversite öğrencilerine yönelik tuşa basacak, çorbası içecek, çorbasını okuluna gidecek ücretsiz gibi bunları da yapıyoruz. İşte kadın sanat lokalimiz var hemen yaşlı kreşimizin yanında, o da çok özel ve güzel bir yer. İşte orada kadınlarımız günlerini yapacaklar. Bunun yanında dayanışma, kaynaşma içerisinde programlar, projeler üretmeye çalışacaklar gibi. Yani hep mesela bir kadın hareketi diye işte meclis üyesi kardeşimiz başlattı. Mesela Antalya dışından 14 ilimizden gelen kadınlarımız var. El beceri, el emeği, burada satış merkezleri gibi hemen Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi KOSİM dediğimiz yerin yanında böylesi bir güzel mekanda onları hazırladık ve hızlı bir şekilde bu çalışmalarımızda sosyal projeler anlamında devam ediyor. Şimdi söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Eğitime, kültüre daha fazla yatırım yapıyorsunuz. Sosyal çalışmalara daha fazla yatırım yapıyorsunuz. Sizin için anladığım kadarıyla altyapı tamamlandı. Asfalt çalışmaları, park bahçeler, kaldırımdı, şuydu buydu, bunlar sıradanlaştı hepsi. Konyaaltı'nda yaşayanlar veya Konyaaltı'na gelenler bunu bilir zaten. Böyle sıkıntıların olmadığını da bilir. Kültürel yatırımlara yaptığınız
çalışmaların herhalde geri dönüşümünün çok daha iyi olacağına inanıyorsunuz. Bugün olmasa yarın. Şimdi bakıyorum önümüzde işte kitap fuarından sonra çok güzel kitaplar var. Hepsi birbirinden değerli. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde, Ahmet Ümit'in ve yine Dostoyevski'nin kitabı var ve kitapların en babası Nutuk var. Gazi Mustafa Kemal'imizin koyduğu kitaplar. Farklı farklı kitaplar. Siz sosyal çalışmalara daha fazla ağırlık veriyorsunuz. Çünkü Konya altındaki gelir seviyesi, Konya altındaki eğitim seviyesi ve kültür seviyesi belli bir noktaya ulaşmış durumda. Yani Konya altının adının aldığı 4 köyden ibaret değil artık. Kaç mahalleniz var 39, köylerle beraber? 39. 39 mahallemiz 41'dik, var. 41'dik belli bini aldılar biliyorsunuz. Onlara geleceğim ikinci bölümde. Neden aldılar, nasıl aldılara geleceğim ama sizin kent merkezindeki güzel mahallelerin ötesinde köyleriniz de var. Tabii ki. Bisaklı kent bölgesi olsun veya işte adı aklıma gelmiyor. Çağlarca Çitli Geyikbayır köyü, Çağlarca var, Geyikbayır. Onlar zaten Çandırı var. Oralara yapılan hizmetler yani kent merkeziyle oraya yapılan hizmetin de eşit oranda götürülmesi lazım. Zorlanmıyor musunuz bu şekilde? Yok Sayın Bulu, projelerimizi anlatırken mesela bizim her mahallenin isteği farklı da o açıdan. Tabii ki her mahallenin ama öyle de olmalı. Mesela her mahallede pazar yeri yok. Gönlümden benim de pazar yeri olmasını da isteriz gibi. Buna benzer biz bunları hepsini anlatıyoruz. Yaklaşık 40 yıl önce planlanmış bir yerde çalışma yapıyorsunuz. Tabii. Yani bir taraftan da eliniz kolunuzla bağlı gibi ama hiç bundan şikayetçi olmadık hayatımız boyunca. Elimizde unumuz şeyimiz var. Bundan bir şey oluşturacağız. Helva yapacağız. Yaptık zaten biz bunları. Şimdi bunun yanında sosyal projelerle ilgili, bunun yanında önemli projelerle ilgili. Mesela haftanın iki günü dal budak toplanır bizim Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından. Onu Çakırlar bölgemizde bir alana, belli bir alana götürüyoruz. Eski patosçu derler bana biliyorsun. Şimdi orada bir patos gibi bir sistemle o dal budak öğütülür. Yaptınız mı patosçuluk? Yaptık tabii ki. Dağlarda bayırlar çok izlerimiz vardır. Herkesin inemediği yerde iyi de şeyim vardır, şoförlüğüm vardır. Şimdi orada dal budak öğütülüyor. Özel makine cihazıyla beraber ve yakıt biriketi oluşuyor Sayın Buldu. Tabii. Çuvallarla. Geri dönüşüm sağlanıyor. Mesela geçen hafta Çevre Koruma Müdürlüğü'nde ilk kuran belediye bizdi Antalya'da. Çevre Mühendisler Odası her toplantısında, her toplantıya da gitmeye çalışır, bahsederler. Çevre Koruma Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Güzel Bağlar Belediye Başkanımız geçenlerde belediye başkanları toplantısına bana teşekkür etti. Bir daha geleceğim, doyamadım dedi oraya o güzel projelerin şeyinize falan diye. Şimdi hem bir taraftan güneş enerjisiyle ilgili çalışmalarımız var. İşte TEDAŞ'la mahsuplaşıyoruz mesela gibi. Elektrik mi satıyorsunuz? Efendim? Elektrik mi satıyorsunuz? Elektrik satma şöyle. Mesela o elektrik üretiyoruz şu anda. Nerede? Bizde kullandığımız elektrik var. İşte bizim 15 alanda da geleceğe düşünüyoruz, geri dönüştürüyoruz diye projemiz var ya. 21.540 öğrenciyle başladığımız çocuklarla. Ben sizin projenize yetişemiyorum. Biz Sayın Bulut herhalde çok da reklamını da mı sevmiyoruz bilemem ama bununla ilgili ilk çevreyle ilgili biz başlattık biliyorsunuz. Ayrıca şimdi bütün büyük sitelerimizin olduğu alanlara, kamu kurum kuruluşlarının olduğu yerlere de mesela fabrika gibi kendi işçilerimiz konteyner, yeraltı konteyneriyle ilgili. Evet. Mesela bizim buradaki belediyeden de arkadaşlarımız, çevre komşu, ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızdan da bize gelip bununla ilgili çalışmalarımızı örnek alıp gidiyorlar. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi köylerden bahsettiniz. Köylerle ilgili de kırsal kalkınmayla ilgili projelerimiz var. Şimdi ona başladık. Biliyorsunuz Yarbaş Çandır meşhurdur. Çandır fasulyesi. Tabii. 5500 metrekare yerde yani 500 kilonun üzerinde şey var şimdi. Fasulye. Türkiye'ye adını koyan bir fasulye çeşidi var. Ürünümüzü aldık şu anda hasat zamanı. İnşallah 17 Aralık'ta da onun birinci Çandır fasulyesinin etkinliklerini yapacağız. Şenlik mi yapacaksınız? Şenlik en yapacağız. En iyi fasulye. En iyi fasulye yarışması yapacağız. Aynı zamanda mesela 50 çiftçi üreticimize o tohumu yenilememiz lazım. Mesela 50 çiftçimize 2'şer kilo tohumluk fasulye vereceğiz mesela. Yeni yılda da alacağız o fasulyelerimizi geriye. Evet. Yani her yıl ürün de tazelenmiş olacak. Çünkü bir yıl kalınca şey olmaz. En iyi pişirilen bir fasulyedir. Bununla ilgili mesela geçenlerde çok hoşuma gitti ama yani bir yerde. Pahalı olmasının yanı sıra kalite önemli olan lezzeti, kalitesi fiyatı. Ve çok çabuk pişirilebilir. Yani hanımlar daha iyi bilir, ablalarımız, analarımız. Şimdi bu Çandır fasulyesiyle ilgili ya başkanım
biz dedi önce bir eleştirmiştik. Sonra dedi çok hoşumuza gitti bu projede. Neden hoşunuza gitti dedim. Dereli içinden bir tanıdıklarım. Orada traktörle gidip çift sürdüğüm bir aile söyledi. Bir nikahta buluşmuştuk. Ya dedi ben dedi pazar yerinde dedi. Mesela ben dereli içinden dedi fasulye kaldırıyorum dedi. Oraya pazar yerine geldiğinde çandır fasulyesi yazıyorum üstüne dedi. Bunu dedi çok iyi düşünmüşsünüz dedi. Yani biz öyle düşünmediydik. Önce hani Allah Allah bizimki niye olmuyor gibi düşündük ama ben bile çandır fasulyesi yazıyordum dedi. Tabii. Şimdi coğrafi konumuyla ilgili işaretini aldık. Evet. Ve patentini alacağız şimdi. 17'sinde de inşallah bu şenliği yapacağız. Ayrıca kırsal kalkınmayla ilgili mesela Antalya Tarım ve BATEM'le ilgili Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası herkesin katıldığı faydalı böcek. Benim gibi yani faydalı böcek. Şimdi var mesela organize şey düzeltiyorum. Organik ürün ilaçsız. Önce Narenciye'den başladık biz bunu. Hep birlikte o sivil toplum örgütlerimiz hepsi katıldı sağ olsun. Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğümüz emek veren bütün ziraat mühendisi ve katkı koyan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Orada önce öyle başladık. Evet. Sonra dedik ki biz döşeme altında da nar önemli biliyorsunuz. Evet. Şimdi narla ilgili de faydalı böcekle ilgili. İşte domatesle ilgili bir tuta şey hastalığı tabii var gibi. Bunlarla ilgili de hem köylümüzü de orada bu anlamda tarımın durumu, ülkede sebzenin durumu belli biliyorsun. Fiyatlarla ilgili gübresi, ilacı ve orada masraflar hani astarı yüzünden pahalı gibi biraz şey oluyor. Ama biz de bir süspanse eder gibi onlara bir köylülerimize, çiftçilerimize biz de o köylerden destek çıktık geldik. Bugünlere onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Yani sadece kent içerisi değil, kent dışı işte yeni katılan belediye şey mahallelerimizle beraber köylerimiz mahalle olması dolayısıyla elimizden geldiğince onları yapıyoruz. Ayrıca yani böcek üretip köylere yararlı tabii, böceklerden o, evet, faydalı böceklerden o ilaca gerek kalmıyor o zaman yani. O organik oluyor. Daha da işte kıymetli o meyvelerimiz, portakalımız, mandalin, limon. Evet. İşte narlara da başladık şimdi. Derken domatesle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Amacımız burada yaşayan köylüsüyle, kentlisiyle herkese dokunabilmek, ulaşabilmek. Onları zaten yapıyorduk ama böylesi de daha çok da mutlu oldular. Onlar mutlu olacak, biz mutlu olacağız. Hepimiz inşallah güzel günlere doğru gideceğiz Sayın Bulgu. Çok merak ettim az önce faydalı böcek benim gibi dediniz ama böcek soyadı nereden geliyor? Bize rahmetli dedemlere... Yani hiç yadırgadınız mı bu soy ismi? Hiç yadırgamadım. Hiç gayet de çok da mutluyum. Hayır soy isminizden üstünüze bir yükleyenler olabilir mi? Bir çiçek bir böcek yapıyoruz her yerde. Bu güzel. Şimdi şöyle bizim sülaleye Mecekliler deniyormuş. Nüfusum evveli rahmetli babam benim işte ortaokul 2'de babamı kaybettim. Nurda yatsın. Annem de ikisi de rahmetli. Mekanı cennet olsun. Bütün büyüklerimizin rahmete kavuşanların mekanı cennet olsun. Ama orada ben de hani babama baba nereden oldu böcek yazdı falan dediğimde bizim Mecekliler, Mecek. Bazen Yusuf Mecek, emmioğlu der bana. Konuşmasında yörüklük de var ya. Evet. Oradan Mecekler sülalesi derken nüfusta hani önceden işte Antalyalı Ali, Veli, Mustafa, evet. Mehmet dedemin ismi. Derken hatta biz dedeme Gökhan'ın çocukluğunda bile Çanakkale'ye gittiğimizde Antalyalı Mehmet yazıyor şehit. Benim dedem Çanakkale şehidi. Bütün şehitlerimiz de bu vesileyle tüm şehitlerimiz rahmet ve minnet anıyorum. Oraya gittiğimizde Antalyalı Mehmet yazıyor. Evet. Ondan sonra nüfusla ilgili soy isim kanunundaki değişiklikten sonra oraya geliyor yazarken memur. Ya amca diyor Mecek olacağına böcek olsa ya diyor. Olur amcam yazın diyor. Babam da yani o zaman okur yazar değil babam. Ha, Mecek ne ki demişti Mecek nüfus ne, memuru. Mecek ne böcek yine evet. Bilinir gibi. Ondan sonra Mecek olmasın amca deyince böcek olsun demiş adam. Tamam demiş rahmetli babam da böcek öyle gelmiş. Öyle sayısı. Böcek geldi. Evet Mecekliler yani Mecekliler anladım. Sülalesi olarak da. Peki Sayın Başkan ikinci bölüme geçeceğiz birazdan. Bir reklam arası verelim soluklanalım sonra yine devam edelim. Sayın seyirciler haber programı Yüksek Tansiyon kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Haber programı Yüksek Tansiyon devam ediyor sayın seyirciler. Konyaaltı'ndayız, Pınarbaşı Mahallesi'ndeyiz ve Konyaaltı Kongre Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Sayın Başkan, devam ediyoruz. İcraatlarınızdan bahsettiniz, bu kongre merkezini anlattınız, kitap fuarından bahsettik. Uzun uzun ve kitaplarımızdan da bahsettik. Efendim, dilerseniz biraz siyaset konuşalım. Çünkü sizin siyasi geçmişiniz oldukça profesyonelce, çok eskilere dayanıyor. 23 yıldır siyasetin içindesiniz yönetici olarak. 19 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Uzunca bir süredir Antalya'da rekor. Üstünüze şu aşamada siyasetin içinde olan kimse yok. Çok da belli ki biz bir yıldır zaten biliyoruz ama artık son dönemlerde de çok sıkça dillendirilmeye başladı. Artık siz partinizin büyükşehir adayı konumuna da gelmeye başladınız. Siz bunu net olarak belki söylemiyorsunuz ya da söyleyecek misiniz bilmiyorum, bu programın özelliği olsun. Ama artık Konyaaltı'nın kabına sığmayan bir kimlik ortaya koymaya başladınız. İlçelerde keza çalışmalarınız çok fazla. Akdeniz Belediye Birliği Başkanlığı yaptınız uzunca bir süre. O dönemde de Antalya sınırları dışındaki belediyelerde de çalışmalar yaptınız. Nasıl gidiyor efendim çalışmalarınız bu yönde? Siyasette aşamamız nedir? Evet Sayın Buldu, öncelikle yine Yüksek Tansiyon'un ikinci oturumunda beraberiz. Kanal ve izleyicilerine bir kez daha yeni televizyonunu açmış olanlar olabilir. Buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Buldu, tabii sizin de söylediğiniz gibi çok kolay değildir. Yani 23 yıl, işte 2019'a kadar oldu mu 25 yıl, çeyrek tabii. Asır siyaset tabii ki zor iştir. Çok güzellikleri vardır. Yaptığın bütün dengeyi hizmetlerde kurmak da tabii ki çok zor, dengeleri iş. Kuracaksınız. Tüm bugüne kadar tüm kurum kuruluşlar işbirliği içerisinde çalışacaksınız. Evet. Çok kolay değildir. Her baba yiğidin harcı baba değildir. Baba yiğidin harcı değildir. Yani bu bakımdan zorlukları vardır, güzellikleri vardır. Bu süreçte bugüne kadar 23 yıldır bana destek olan, katkı koyan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ve bütün çalışmalarımızı ben değil biz olarak yapıyoruz, hep birlikte yapıyoruz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi 4 dönemde Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptım. Hiç partisine bakmadan Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, işte önce biliyorsunuz 94 belediyemiz vardı. Hatta öncesinde 103 belediye vardı. Bir pergel yasasından dolayı kapandı. Sonra 94 kaldı. 94'ün işte 30 Mart itibariyle 74'ü kapandı. Bütünleşik şehir olması dolayısıyla da gitmediğim belde kalmadı Antalya merkezde. Tabii Antalya, Burdur, Isparta, Muğla illeri de tabii bizim Akdeniz Belediyeler Birliği'mizin üyesiydi. Bölgesel anlamda o illerimizde de hep bölgesel toplantılar da yaptık il düzeyinde. Hiç partili olan olmayan bütün belediye başkanları bize ev sahipliği yaptı gittiğimiz illerde. O bakımdan böylesi dostça, abi kardeşçe hala görüşmelerimiz hepsiyle de devam eder. Antalya'nın da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün kapanan beldeler dahil olmak üzere hepsine gittik. Hani tarlada izi olmayan harmanda yüzü olmaz derler. Adaylığınıza yani, gelirsek. Adaylığımızla ilgili şöyle Sayın Buldu, yani sizin de söylediğiniz gibi Antalya'mızda güzel insanlarımız hep gönlünden, her kesimden bu. Bizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini, gittiğimiz iyi gün kötü gün her yerde, işte hemen siyaset biliyorsun, her yerde hemen ayaküstü bütün vatandaşlarımızın konuştuğu gibidir. Tabii. Ve de bu konuda bundan memnuniyetle duyduğumu da özellikle ifade etmek isterim. Güzel bir şeydir. Doğup büyüdüğüm bu kentte, bu şehre bir büyükşehir adaylığınızı vatandaşımız talep etmektedir. Bu bir arz talep meselesidir. Ama tabii Sayın Genel Başkanımız da her ortamda açık açık çekinmeden söylüyor. Bu ülkeye demokrasiyi getiresiye kadar mücadele edeceğiz sonuna kadar. İşte söylemlerinde İstanbul'u da, Ankara'yı da, Bursa'yı da, Denizli'yi de, Balıkesir'i de, Antalya'yı da, Adana'yı, evet, Mersin'de alacağız diyor. Burada önemli olan, asıl olan, ben hep şunu söylüyorum. Bakınız, benim bugüne 23 yıllık siyasi hayatımda hep nezaket kurallarına uyarak geldim. Siyasette ben bilirimi bilmem, hep biz biliriz, beraber biliriz. Antalya'mızda beraber yönetiriz mantığıyla yola çıkmış birisiyim.
Ve artık ön seçim yapmayacağını genel başkanımız belediye başkanları toplantımızda da söyledi. Ve belediye başkanlarımız çalışmasına hızla devam etsin dedi geçen hafta çarşamba günü. Tamamıyla ilgili mi yoksa büyükşehirle ilgili mi? Yok, tamamıyla ilgili. Biz belediye başkanlarımızı, bütün meslektaşlarımı çarşamba günü, geçen çarşamba günü Sayın Genel Başkanım 22'sinde Ankara'da Bilkent Otel'de toplantı yaptı ve orada çalışmalarımıza hız vermemizi istedi. Bu konuyla ilgili de ön seçim yapmayacağım. Ama ön seçim yapılmıyordu zaten değil mi? Yerine göre yapılmıştı. Mesela yani Antalya'da yoktu. Kaş'ta yapılmıştı mesela. Ha, anladım. Gibi Kemer'de yapılmıştı. Bazı yerlerde yapılmıştı. Şimdi dedi ki yani bir ön seçim yok. Orada belediye başkanımızın performansını, belediye başkanlarımızın bugüne kadar yaptığı eserleri, çalışmaları, artık günümüzde biliyorsunuz Sayın Buldu, bilimsel anlamda araştırmacılar var, araştırmalar var. Bir araştırma yetmiyor, ikinci araştırma. Burada zaten hep duyduklarımız bizim Muhittin Böcek olarak önde çıktığımızdır. Evet. Ben her zaman söylüyorum, ben Sayın Genel Başkanıma da söyledim. Benim kişisel bir beklenti içinde değil ama benim doğup büyüdüğüm yerde tabii ki Antalya'da görev verilirse Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak çalışmalarıma hazırım. Ancak benden bir oy fazla olacak varsa onun da yanında durmaya da hazırım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ben açıklama da yaptım önce biliyorsunuz. Hani işte Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak işte dolaşacağım Konya altına razı olmak gibi. Bunu yapmamamız lazım. Yapmamam lazım. Ben çünkü az önce sizin de söylediğiniz gibi. Aynı partinin içinde farklı gruplardan bunu söyleyen çok. Yani şöyle söylüyorlar. Konya altını garantilemek için Büyükşehir'e çıkıyor da denilebiliyor. Denilebiliyor tersi da. Tersi de düşünülebilir. Bizim partimiz ama özgür bir parti. Herkes söylüyor. Ama fazlaca özgür. Fazlaca özgür mü? Onu bilemem. Onu neden? Vatandaşımız çünkü bilir. Çünkü benim şahsımla ilgili bu yazıyla ilgili hiçbir ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne yeni kurulan İyi Parti hiçbir kimse bu konuyla ilgili eleştirme yapmaz beni. Olsun varsın. Biz özgürce düşünülebilen hayır, aynı bir grup. Çünkü partide size olabilir. Uzunca ben bir onları süredir, da seviyorum. Onlar da benim uzunca arkadaşlarım. Uzunca bir süredir saldırıda bulunan bir olabilir. Grup var. Olabilir. Bunlar olabilir. İnsanın gönlünde bir aslan yatıyor olabilir. Bunlara ben son derece saygı duyan adamım. Biz bunlara geçmiş adamız. Ben bir lafa bakarım, bir söze. Hani ben çok detaya bakmıyorum. Ben doğru bildiğimi yaptım bugüne kadar. 23 yıldır arkamızda karanlık bir işimiz olmamıştır. Yanlış hiç işimiz olmaz. Onun için bunu zaman zaman 50 kere alırlardı yoksa. Söyleyebilirler tabii. Biz biliyorsunuz 2002'ye kadar iktidardım ben. 15 yıldır da muhalefetteyim. Sayıştaycılar fırsat gelir. Fırsat kollayan olmadı mı? Neler olur? Her şey, herkes yapılır. Herkes gelir. Saygı duyarız. Biz bütün bugüne kadar gelen müfettişlerimizden, sayıştaycılarımızdan hep şey yaptık. Onlardan benim arkadaşlarım evet, da bir şeyler öğrendi. Yani eksik insanoğludur. Bürokrat anlamında çalışan arkadaşlarım da benim çok profesyonel evet, arkadaşlarımdır. O bakımdan şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yaptıklarımızla övünerek geliyoruz. Biz övmüyoruz. Bunu sandıkta vatandaş memnuniyetiyle takdir ediyor. Dördüncü dönem diyor. Yeri geldi bizim bazı arkadaşlarımız üç dönem bile fazla değindi. Ama Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu dördüncü döneme aday etti beni. Onun için benim bir yere tav olacağım, oraya aday olup da Konya altına kalacağım lafları boş laflardır. Hayır, onun tersi de düşünülebilir. Düşünülebilir ama ben şunu söylüyorum, hayatım boyunca hep bu işlere karşı geldim. Aday olanlara da son derece saygım var. Benim şeyim de bazen yanlış anlayanlar oluyor. Özellikle bu yüksek tansiyon programında Sayın Buldu senin şeyini de açıklığa getirmiş olduk. Evet. Teşekkür ediyorum sana. Benim söylemem, ben şahsımla ilgili söylüyorum. Herhangi aday olan arkadaşlara son derece saygı duyarım. Ama benim prensibimde, benim siyasi nezaket ahlakımda Muhittin Böcek olarak işte önceden çık Büyükşehir aday olarak dolaş, Konya altına razı ol. Ben Antalya'da Büyükşehir adayı olduğum an Konya altına bir daha döner miyim hesabım yoktur. Konya altı benim zaten doğup büyüdüm, toprağım burası benim. Antalya bu şehrim benim, her şeyim. Ailemden sonra gelen ilim benim, köyüm, evet, kentim. Böyle biz bir aileyiz. Biz böyle büyüdük. Büyüklerimizden, rahmetli babamızdan da hep bu dürüstlüğü öyle öğrendik biz.
Çocukluk yıllarımızda biz ticareti öğretti bize. Onun için hiçbir zaman büyükşehirle ilgili Sayın Genel Başkanım ön seçim yapmıyor. Bilimsel araştırmalar yapıyor. O araştırmalarda da önde çıkıyorum. Bunu zaten sokağa çıktığında bütün vatandaşlarımız bunu söyleyebilir. Ama yeni yeri zamanı geldiği an itibariyle Sayın Genel Başkanımın takdiridir. Nerede görev verirlerse ben oradayım. Şu aşamada ben büyükşehri istiyorum diyor musunuz? Yüksek sesle. Yüksek tansiyonda mı? Evet. Şimdi Genel Başkanımız yeni gitti biliyorsunuz. Genel Başkanımız biliyorsunuz Antalya'mızda Muratpaşa Belediye'mizin açılışlarını gerçekleştirdi. Sonra bizim 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarımızı ziyaret etti. Akşam da görüşmelerimizi yaptık kendileriyle sağ olsun. Hemen Kumluca, Mavi Kent ve Finike'de biliyorsunuz hortum yaşanmıştı. Tabii. Oralara da gittik. Orada da görüşmeler yaptı, konuşmalar yaptı, bilgiler aldı. Orada Ziraat Odası Başkanı falan herkes elinden geldiğince yardımcı da oldu. Çok da güzel karşılamalar yapıldı. Oralardan da detaylı bilgileri alarak Sayın Genel Başkanımız döndü. Bu şey süreçle bu ilgili önümüzdeki bir defa şunu söyleyeyim Sayın Buldu. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı biliyorsun her şey. Sayın Cumhurbaşkanımız işte belediye başkanlarının istifa aynı zamanda genel başkan da olması dolayısıyla Türkiye'de siyasette belediye başkanlarının istifası konusu gündeme geldiği için şu anda bir seçim var mı yok mu bilinmediği için hani bu Demirel'i rahmetle anıyorum. Hani bir saat önemli derdi. Önümüzdeki ama Türkiye'de her an her şey olabilir. Yaşanan tabloya bakarsak. Tabii ki. Yani her an her şey olabilir. O düşünceyle onu söylemek istiyorum. Sinekler sıcak yerlere geliyor. Siz de sıcak insansınız ya. O açıdan çünkü havalar soğuk, kış geldi. Bakın neden bana gelmiyor? Sürekli size geliyor. Senin sakaldan bak şimdi yanında. Şimdi şunu söyleyeceğim Sayın Buldu. Yani biz önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Evet. Şimdi her gün değişiyor Türkiye'de. Seçim olup olmayacağını bilmiyoruz ama sizin aday olacağınızı biliyoruz. Yani bir şekilde bir yere aday olacağınızı biliyoruz. Nasip olursa yani bunu genel başkanıma bıraktık. O genel başkanımız bu bilimsel araştırmaların her şeyini yapıyor. İnşallah sonuca gideriz. Ben hayatım boyunca hiç kırılmadım. Hiç gücenmedim. Hep siyaset inişli çıkışlıdır. Yeri gelir haksızlığa bile uğrarsınız. Ben bunları yaşayarak gelmiş adam, aşmış adamım. Kimseye ben rakiplerime bakınız Konya altında belediye başkanlığı seçimiyle ilgili birinci dönem, ikinci, üçüncü, dördüncü dönem benim rakiplerim vardı. Sizin programlarda bile hatta benim yardımcı arkadaşım istifa etti gitti aday oldu. Sorduğunuzda ne dedim? O da Konya altı için çalışıyor aday olmaya. Yani orada Konya altına hizmet edecek. Sayın Abdurrahman Yılmaz. Hemen ilk ziyaretim ona gitmişimdir. Hala dostluğum, arkadaşlığım devam eder. Sayın Yaşar Tabur. Enişte deriz biliyorsun hep de kulağını çınlatırız, espri de yaparız, hala da görüşmelerimize devam ederiz. Bunlar benim hepsi karşımda siyaseten aday, dobra dobra, dürüstçe. Ne onlar şahsımla ne benim onlarla belden aşağı siyaset, ucuz poli, hiç yapmadık. Çok seviyeli seçimler olur Konya altında. Dileğim her yerde öyle olsun, büyük şehirde de öyle olsun, diğer ilçelerde de olsun. Hep insanlar birbirini sevsin. Çünkü günümüzde bizim şu an Türkiye'de en ihtiyacı olan ne biliyor musunuz Sayın Buldu? Barış. Barış içerisinde güzel günlere ihtiyacımız var bizim. Dün CNN'de bir haber sabah canlı yayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da olabilir. Malatya'da bazı evler işaretlenmiş evet. dedi. Direkt şeyi başlattım dedi. Başlatıyoruz dedi. Savcılığa görev veriyoruz dedi. Bizim bu ülkede... Bence bir oyun o. Olabilir ama ben şunu söylüyorum. Yani bizim bu ülkede barışa, dostluğa, kardeşliğe ihtiyacımız var. Hani hep şunu yapmak lazım. Siyasette de Mevlana'nın sözünü biliyorsunuz Sayın Buldu. Ben bunu her ortamda söylerim. Kimse kimseyle hesaplaşmaya kalkmasın. Hani dün dünde kaldı cancağızım. Yarına bakmak lazım. Bugün güzel şeyler söylemek lazım dediği gibi. Bu ülkede hepimizin adalete ihtiyacı var. Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Hepimizin hukuka ihtiyacı var. Birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Hani Yunus Emre'nin gelin birlik olalım, sevelim, sevelim dünya kimseye kalmaz dediği gibi.
Oradan bakmak lazım. Şimdi ekonomik sıkıntılar başladı. Döviz aldı gidiyor. İşte Sayın Genel Başkanım geldiğinde burada turizmcilerle toplantı yaptık. Turizmcilerin duayenleri bunlar, başkanları düzeyinde yapıldı bu toplantı. Yani herkes önümüzdeki süreci iyi değerlendirmek mecburiyetindedir. Bir hümanist yapınız var da şimdi bakıldığı zaman sizin üzerinizde karar kılınmasına gerekçe olarak da fazla yaptırımlar var. Şöyle baktığımız zaman mesela sizin için sağdan da oy alabilecek nitelikte bir aday deniliyor. Şimdi, ama ben bugüne kadar hep öyle oy aldım. Şimdi Antalya'yı ne sağın ne solun kalesi olarak göremeyiz. Çünkü iktidar sürekli bir sola bir sağa kayıyor sürekli. Gidiyor. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olup sağdan nasıl oy alacaksınız? Bunu nasıl söylüyorlar size? Yani tabanda bir muhafazakar yapınız da olduğu belli zaten. Yani herkesle barışık olmak nasıl bir duygu? Sayın Bulut, bakınız bunu şöyle nasıl beceriyorsunuz? Bakınız şunu söyleyeceğim. Biz şöyle bir aileyiz. Ben burada, bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Biz Antalyalıyız. Ama bizim ablamın oğlu mesela İrfan amcanın kızıyla evli. Diyarbakırlıdır, Kürttür. Öbür gelinimiz Çorumludur, abimin gelini Alevidir. Yengem Karslıdır. Biz zaten bir İnsandır aile hepsi. Olarak bir mozaiyiz. Evet. Biz bir insanız. Biz hep birlikte, yani biz bir ailemiz de böyleyiz. Bizim ötekileştirmek yok, şuralı yok, ön yargı yok. Biz böyleyiz. Benim Anavatan Partisi'nde başkan yardımcısı, buradan da saygılarım, selamlarım, Cemal Menekşe Diyarbakırlı'dır. Ya benim yönetimlerim Türkiye'yi seven insanlar. Türkiye'nin, meclis üyeleri de öyle. Meclis üyelerimiz öyledir, yönetim şeklimiz öyledir. Her hemşehri derneğinin gecesine elimden geldiğince gitmeye çalışırım, destek vermeye çalışırım. Çünkü hani hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Böylesi bir güzel şehri tercih etmiş, gelmiş, biz herkesi birlikte. Benim Anavatan Partisi döneminde arkadaşlarım yarısı AKP'nin içinde, MHP'nin içinde olabilir. Ama onların zaman zaman çocuklarının nikahı olabilir, çalışmalarımız olur, açılışlar olur. Ben hepsine giderim. Evet. Ben zaten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı. Bunu herkes bilir. Ben az önce fuardan, buradaki şu andaki bu fuarımızdan bahsettik. Her görüş, düşünce yazar geldi buraya. Cübbeli Ahmet Hoca da geldi buraya. Nihat Hatipoğlu da geldi. Ahmet Şafak da geldi. Cemal Nur Sargıt Hocam da geldi. Almanya'da program var. İşte şeyin Hollanda'da program var. Gelemeyen yazarlarımızla ilgili. Ya bizim yaşam biçimimiz böyle. Biz herkesle beraberiz. Herkesi seviyoruz. Onun için biz kimsenin inancıyla hiç işimiz yok. Ben cumaları geçirmemeye çalışan insanım. Allah kabul ederse. Kim cumaya gider de gitmezdi, oruç tutar tutmaz hiç bakmadım öyle. Ben insan olarak baktım. Biz yaradandan dolayı seviyoruz insanlarımızı. Bizim yapımız itibariyle genel başkanımız da şunu söylüyor bize. Geçen yine belediye başkanları toplantısında altını çizerek söylüyorum dedi. Her yerde de söylüyor. İşte Muratpaşa belediyemizin açılışında da söyledi. Diyor ki, muhtarlar toplantısında da söyledi. Benim belediye başkanım Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilir. Ama istersen ülkücü olsun, isterse AK Partili olsun, hangi partiden olursa olsun hepsine eşit hizmet götürecekler. Ben öyle çalışıyorum. Öyle çalıştığım için oylarımız %60 nasıl alacak, çok kolay değildir. %60 oyla seçilebilmek ve dördüncü dönemde seçilebilmek. Şimdi o günlerden geldiğimiz için, bu insanlar samimiyetimize güvendiği için, dostluğumuza, arkadaşlığımıza, kardeşliğimize ve geçmişimize güvendikleri için hepsi oy verirler bize. Biz otobüsçüyü de kırmayız, taksiciyi de kırmayız. Hepsinin projelerine destek olmaya çalışıyoruz. Geçmişimizi de inkar etmeyiz. Geçmişimizi, hayatımızda inkar etmedik. İnşallah yeni minibüs şoförlüğü yaptınız. Bunu her yerde söylüyorsun. Minibüs şoförlüğü de yaptım. Yöneticilik yaptım. Dağda bayırda patos harman makinesi çalıştırdım. Traktörle derel içine gittim. Çift sürdüm. Gururla da anlatıyorum bunu. Öyle olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdi siyasette Fısıltı Gazetesi'nin de bir karşılığı vardır. Yani inananın vardır. Şimdi Antalya'ya bakıldığı zaman siyaseti Antalyalılar çok sever. Her yerde de siyaset konuşmayı da çok severler. İşte AK Parti'ye baktığınız zaman bir büyük şehirle Kepez arasında sıkıntı var derler. Oradan yürürler mesela. Doğru ya da yanlış. İşte CHP'de de
Muhittin Böcek'le Ümit Uysal arasında bir sıkıntı var derler. Oradan yürümeye çalışırlar. Karşılığı olur ya da olmaz. Şimdi bazen de çok sert eleştiriler geliyor aynı partinin içinden ve farklı taraflardan. Baktığımız zaman da şaşırtıcı şeyler var mı aranızda Murat Paşa'yla ilgili gayet bir sıkıntı? Gayet de çok da samimiyizdir Ümit Başkan'la. Hiç problemimiz yok. Dayanışma içerisindeyiz. Açılışlarındayım. Fuar merkezimiz ziyaretinde. Dün de beraberdik. Hatta yarın da kitaplarını imzalayacak herhalde. Düzeltiyorum, çarşamba günü. Çarşamba veya cumartesi onun da şeyi. Hatta ben de kitabı imzalayacak bana. Yani burada olacak. Evet. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Hani siz de Yunus düşünüyor musunuz Emre, bir kitap? Yeni yıl itibariyle. Öyle 2018'de mi? Evet. Ne yazıyorsunuz? Hayatımızı, sürpriz öz mi? Biyografimiz. Yok, sürpriz değil. Ben babam ortaokulda rahmetli olunca keçinin peynir parasını, yani yoğurtsuz parasıyla okuduğum günden dağda bayırda arma makinesi patozundan tut, şoförlükten tut, şoförler odasından, Kemer Tur'un otobüsün yöneticiliğinden tut. Hepsini yazıyoruz. Bugüne kadar. Bugüne kadar yazıyoruz. Siyasette yediğimiz kazıklar eşittir tecrübe. Hepsini, tamamını yazıyoruz. Size bile kazık atabilen oldu mu? Olabilir. Bunlar vardır ama siyasette. Hayır, ticaret 23 gibidir. Yıldır inişli çıkışlıdır. Olup da. Her şey olur. Rahmetli anıyorum Demirel'i. Cumhurbaşkanımız. Şimdi şöyle de diyorlar. Ya Muhittin Böcek Başkan bu kadar tecrübeli. 20 yılın üzerinde bir siyasi tecrübesine rağmen seçimlere 1-2 yıl varken neden Büyükşehir'e adayım diye çıktı diye de eleştiriliyorsunuz. Hani bir tabir vardır ya, siyasette bu tür şeyler için erken öten horozun boynunu keserler diye. Düşmanınızın çoğalacağını düşünmediniz mi? Bir de siyasette hakikaten sizin kadar tecrübeli olan da yok. Bu farklı bir durum. Bakınız, ben başta bir şey anlattım. Siyasette nezaket kurallarını ben aşmadım. Ben Büyükşehir Başkanı adayı falan hiç dolaşmıyorum, farkındaysanız. Bir mevlide gidiyoruz. Oradan vatandaşlar, inkar etmem. Vatandaşlarımız koşarak geliyor. Başkanım nasılsınız? Kulağıma eğiliyor. Seni Büyükşehir'de görmek istiyoruz. Bir taziyeye gidersin orada. Sivil toplum örgütlerine konuşmaya gidersiniz. Ya duyuyoruz işte, bu kadar deneyimden sonra Antalya, işte Konyaaltı, 4 köyden kente döndürdünüz. Sizi orada görmek, ya bu bir arz talep işidir. Ama söyleyenler kadar sizin de isteğiniz önemli. Siz de istiyorsunuz ki böyle bir durum var. Ama ben 4 dönemdir gerçekten yapmamız gereken projelerimizi sırasıyla hayata geçirdik. Şimdi de böylesi talepler de olunca genel başkanımız da bunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benden eğer ki Antalya'da partimizden bir oy fazla alacak bir büyüğümüz, parti büyüğümüz veya bir arkadaşımız olursa ben yanındayım, dibindeyim. Maddi manevi yanındayım o arkadaşımın da. Ha, size onu bir de bu yönde yapılan eleştirilerden biri de paranızın çok olduğu, parayla aday olabileceğiniz şeklinde. Hiç hayatımız var mı paranız o kadar? Bir şey söyleyeceğim size Ali'ciğim. İmanla şeyin kimde olduğu çok belli olmaz. Paranın. Bizim her şeyimiz hayatımız boyunca oğlumuzun okulu dahil olmak üzere hepsi şeyde yazılıdır. Biz Antalya'da Nabi Avcı bakanımız Antalya'ya geldiğinde, o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığında hayırsever sırasında ilk sırada açıkladı beni Muhittin Böcek olarak. Bugün bizim okulumuz arsası 50 milyon liradır. 107 dönüm tek tapu Mustafa Böcek adına yerimiz vardı. Bizim kimsenin yerinde yurdunda işimiz olmadı. Kimin parası, kimin pulu ben onu bilmem. Ama siyasette biz akçeli işle hiç uğraşmadık. Parayla aday olunmamalı zaten. Burada Antalya'da bizim üstümüzde çok zengin insanlar vardır. Ama belediye başkanlığı çok farklıdır. Bu evet. Bir yönetim şeyi. Yani parası olan belediye başkanı olmuyor. Yani biz bugüne kadar ödüllerden bahsettik baştan sona kadar. Çok kolay bir şey değildir. İnsanların iyi gününde yanında olduk, kötü gününde yanında olduk, sel afeti oldu, keçisi gitti, bilmem geçmiş olsuna gittik, bilmem başsağlığına gittik, her şeylerine gittik. İnsanların yanında olduk. Kapılanın evine, tabii ki, başsağlığına gittiniz. Biz bunları tabandan yapmadığınız sürece orada bugün o beni o eleştirileri yapan arkadaşlar hayatı boyunca bir tane insana yardımcı olmuşlar mıdır? Benim bak 4 tane çocuk okur her yıl. Ben bile bilmem, bankadan gider hesaplarına. Bankayla yaparım hesap hareketlerimi. O yazan çizen arkadaşlar ömründe bir çocuk okutmuş mu? Birine bir faydalı iş yapmışlar mı? Saygı duyarım ben, eleştirsinler. Yani meyveli ağaç taşlanacaktır. Bunları yapanlarla da hukuk yönüyle de ilgili gerekli çalışma arkadaşlarım yapıyorlar zaten. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle
Bir defa genel merkezimizi, Cumhuriyet Halk Partisi denen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün hani iki büyük eserim var. Birisi Cumhuriyet, birisi Cumhuriyet Halk Partisi dediği bu partide genel merkezi suçluyor. Kendisi de o partili olduğunu iddia edenler de olabilir bunun içerisinde. Bunlar çok üzücüdür. Onların o kendi bugüne kadarki geldisiyle ilgilidir o yazılar. Onun için hayatımız boyunca biz ne genel merkez bizden bir para talebi oldu. Sayın Genel Başkanım, benim parayla pullu hiç işim olmaz diye her canlı yayınlarında, grup toplantılarında, her yerde, her sohbetinde söyler. Bunu ne cesaret böyle bir şey yazarlar, çizerler bilmem. Onları Allah'a havale ettim ben. Onlar işi, kendi işini yapacaklardır. Biz doğru bildiğimiz yoldan bizi kimse döndüremez. Peki bugün seçim olsa, yani bu hafta sonu seçim yapılacak olsa, Büyükşehir'in CHP adayı siz, AK Parti'nin Büyükşehir adayı da Sayın Menderes Türel olsa, ikinizin arasında nasıl bir oy geçer? Sayın Buldu, çok nasıl bir seçim yarışı geçer? Doğayan bir televizyoncusun, gazetecisin. Ben hayatım boyunca hiç varsayımla hiç konuşmadım. Yani şöyle Büyükşehir bir... adayı olursam, Sayın Türel olursa, Türel de şu anda belediye başkanıdır. Ona da saygı duyarım. Halkımızın seçtiği bütün seçilen insanlara saygı duyarım. Aday olmadığım için şu anda Büyükşehir aranız adayı nasıl, olduğumda konuşuyorum. Benim hiçbir kimseyle problem yok. Sayın Türel'le ilgili de en son şeylerle ilgili, afişlerimizle ilgili de bir telefonla görüşmemiz oldu. Tüm üst geçitleri de kullanın, sadece ahşap olanlarla ilgili kullanmıyoruz dedi. Biz de ona saygı duyduk ve bütün belediye başkanlarının az önce anlattığımda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza da herkese yine teşekkür ediyorum bu vesileyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve siyasi yöneticilere baktığımız zaman çok sert bir şekilde mevcut hükümete, AK Parti hükümetine sert şekilde yüklenirler. Her yapılan icraatı eleştirirler sıkça bir şekilde. Sizin üst yönetim de aynı şekilde, ama sizin bir böyle bir yumuşak duruşunuz var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, Sayın Belediye Başkanı gibi az önce söylediğiniz nezaket düsturundan gelen bir durum var. Bu da partide eleştiriliyor. Yani niye onlara bu kadar sıcak davranıyor diye. Bir taraftan da mesela Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu, bir dediğinizi iki etmeyen isimlerden biri anladığım kadarıyla. Yani bu siyasetin dengesini biliyorum da siz bu dengeyi nasıl koruyorsunuz? Bakınız Sayın Buldu, şöyle düşünün. Burada hem Cam Piramit'te kitap fuarımı Sayın Valimiz açtı, hem burada Sayın Valimiz en üst amirimiz olarak açtı. Cumhuriyet Halk Partili belediye demedi. Hem oraya geldi hem buraya geldi. Bize övgü dolu sözler de söyledi. Bizi çok şahidim, gururlandırdı. Buradaydım. Neden geliyorlar biliyor musunuz? Bakınız, ben hayatım boyunca siyasi nezaket dediğim odur. Ben rahmetle anıyorum Özal'ı'da, Demirel'i'de, Karaoğlan Ecevit'i'de, Alparslan Türkeş'i'de. Hep rahmetle anıyorum. Yazıcıoğlu'nda veya hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Diğerlerine de Çiller ve Mesut Yılmaz'a sağlık diliyorum. Benim siyaset anlayışım bu. Özel günde Sayın Yazıcıoğlu'na gönderdiğiniz mesaj da eleştirildi. Evet, o bile eleştirildi. Halbuki biz o dönemde, ben Antalya Merkez İlçe Başkanı'yken ittifak yapıldı. Sizin canlı yayın programına geldik. Muhsin Yazıcıoğlu'yla yine de rahmetleniyorum. Ben bütün bakınız onun cenazesinde Deniz Bey CHP'nin genel başkanı, o da vardı. Rahşan Hanım da vardı. Yani bunlar şimdi eleştirilebilir. Ben saygı duyarım. Onlar da gönlünden o anda öyle bir şey geçmiş olabilir, ama bunları bilmedikleri için yapmış, yazmış olabilirler. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Konyaaltı Belediyesi Başkanıyım ben. Ben bugüne kadarki çalışmalarımı, bakınız, kurum kuruluşlarla kavga etmeden getirdim diyorum. Bak dün yine biz maçta yine üst düzey Antalya milletvekilleri de vardı iktidar partisinde. Bizim milletvekillerimiz de vardı, Sayın Valimiz. Biz herkesle kurum üstadları vardı, herkes vardı. Biz yine oradaydık. Ne sporu siyasete karıştırdım, ne belediye başkanlığımı. Ben il başkanı olsam, ülkeyle ilgili, siyasetle ilgili genel başkanımızın Antalya'da temsilcisi olarak ben bunları söylerim, eleştirebilirim. Ama ben belediye başkanıyım. Benim Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza, Çavuşoğlu o gün Alanya'da bir konuşma yaptı. Belki kendi parti içinden de ona eleştiri götürmüş olanlar olabilir. Adam diyor ki, ya diyor, ben diyor Muhittin Mücahı burada övüyorum diyor. Hemen al işte şöyle bir parti değiştirdiğim falan var diyor.
İnanır mısın Çavuşoğlu telefonu, sağ olsun Sayın Bakanımıza telefon açsam ata dostum diye açar. Çünkü Osman amca babası bizim Anavatan Partisi'nde belediye başkanı. Evet. Şimdi bunlar siyasi nezaket kuralları içerisinde 23 yıllık bir siyasi hayatımızda biz bunları hep büyüklerimizden öğrendik. Belediye başkanının söylemleri bellidir. Belediye başkanları insanların yaşamını kolaylaştıracaktır. Onunla ilgili kurumların işte bak dedik ki Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün okullar. Dün Alanya Atatürk Lisesi veya Ortaokulu buradaydı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün okullarla ilgili Milli Eğitim Müdürümüzün şeyi var, daveti var. Bu fuarımıza katkı koyuyor. Şimdi bütün kurum kuruluşları, emniyet müdürümüz hem güvenlik anlamında, bütün turizm il müdürümüz, bütün müdürlerimiz, kurum daire müdürlerimiz hepsi biz beraber çalışıyoruz. Biz bunu böyle bugüne kadar 23 yılımızı getirdik. Yani bu deneyimlerimizden dolayı hayatımız boyunca bir devlet erkanına sert bir eleştiride bulunmadım. Zaten bu eleştirileri benim eğer ki bir siyasi partilerin genel başkanlarını zaten genel başkanımız grup toplantılarında canlı yayınlarda onun genel başkanımızın yardımcıları herkes eleştiriyor. İl başkanı eleştiriyor. Parti başkanları eleştiriyor. Ama biz belediye başkanıyız. Aynı genel başkanımın seçimi aldığınız gün itibariyle herkese yardımcı olacağınız, eşit olacağınız dediği bir yerde bize düşmez o eleştiriler. Siyasette kimdir örnek aldığınız kişi? Herkes. Siyasette bütün siyasi liderler mi örnek alıyorsunuz? Tabii ki. Hepsinden. Mesela şimdi şöyle düşün Sayın Buldu. Her gittiğimiz bir toplantıda, bakınız ben Akdeniz Üniversitesi'nde o dönem diyorum, Demokratik Kemal Kılıçdaroğlu Sol dışında. Parti, sözünü unutma Ali'cim. Demokratik Sol Parti'nin Kültür ve Turizm Bakanı İstemeyen Talay'dı. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz. Bir konferansı vardı şeyde Bakan Bey'in Akdeniz Üniversitesi'nde oraya gittik. Konuşmacıydı, konuşma yaptı. Dedi ki işte taş taş üstüne koymayan insanları eleştirir, şunları yapar işte bunları. Detayları da güzelce anlattı adam. Orada bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşlar dedi, yapılan bu işlerle ilgili, çalışmalarla ilgili güzel bir şeyler yaptıysa belediye başkanı olur, bakan olur, siyasi iktidar olur dedi. Her kim olursa olsun dedi. Eleştirileriniz olacaktır dedi. Öğrencilerimiz de vardı çünkü. Ve takdir etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı yoktur dedi. Ben o lafı ondan aldım. Her yerde konuşurum. Önce takdir edeceğiz. Sayın evet. Buldu. Gazetecilikte şöyle şöyle şeyleri vardır. Ama şöyle gözlüğü daha iyi veya daha bir şeyi eleştirebilirsin. Direkt eleştiriden girersen olmaz. Önce takdir edeceksin. Evet. Takdir etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı yoktur. Onun için bakan dahi olabilir, kişiler dahi olabilir, yazar olabilir. Benim herkesten aldığım bir şey vardı. İşte Demirel'in hani dün dündür, bugün bugündür. Evet. İşte yollar yürümeyle aşınmaz sözleriyle büyüdük o zamanlar. Ha, sevdiğiniz yanları da var, sevmediğiniz yanları da var. Hayır, hayır. Herkesin. Sevmediğimiz yanlarıyla ben hiç o yanlarını hiç kötümser, anladım. Hiç konuşmadım ben. Hatta Sayın Türel Başkanımızın bir uçak hikayesini anlattı. Türel'den de edindiğiniz bir şey var mı? Aktob'un toplantısında biraz yoğundu galiba. Bir 10-15 dakika gecikmeli geldi toplantıya. Basından arkadaşlarımız da vardı. Oradan gelirken sempatiyle gülerek dedi ki Sayın Başkan yılın dedi sana dedi esprisini anlatacağım dedi. Öyle deyince basın sordu ne anlatacaksınız başkanım falan. Dediler ki toplantıda anlatacağız dedi. Oraya geçtik. Heyecanla biz de bekliyoruz nasıl bir espri anlatacak başkanımız diye. Yanında Aktob'un başkanı sonra Osman Ayık geldi. Ben, Aksu Kaymakamımız, Muratpaşa Belediye Başkanımız, Alman Konsolos ve Büyükelçi vardı. Biz dedi salı günü uçağa bindik dedi. Sizin dedi Çetin Osman Budak vardı dedi. Davut Çetin vardı. Bizim Tütüncü Başkan vardı. Bir milletvekilimiz daha vardı dedi. Birisi arkadan koşarak geldi dedi. Arkadaş hepiniz bu uçağa niye bindiniz dedi. Şöyle bizim Hakan Başkan dedi. Baktı nedir arkadaş hayırım dedi. Ulan bu uçak düşerse Muhittin Böcek sevinir dedi. Şimdi hepimiz orada bulunanlar gülüştük. Orada da dedim ki Sayın Başkanım biz hayatımız boyunca bize yani rakip veya muhalif diye gördüğümüz insanlara seçimlerde dahil olmak üzere hep mutluluk diledik, başarı diledik falan yaptık. Öyle de bir espri oldu. Yani tüm herkesten Allah razı olsun ben herkesi seviyorum. Herkesle beraberce Antalya'mızı yönetmeye çalışıyoruz.
Bütün büyük liderlerden de aldıklarım vardır tabii ki. Yani bunu işte Demirel, Özal olsun rahmetli anıyoruz. Hepsinden güzel şeyler aldığımız vardı. Çünkü o dönemlerde şöyle baktığında Sayın Buldu, kavga arasında hiç demokrasiyle ilgili bir kavga olmamıştır bakınız. O dönemin kavgaları nezaket çerçevesinde. Bakınız nezaket çerçevesinde. Yani konu işte sen yağı işte ben daha ucuz, şekeri daha ucuz veririm. İşte çiftçiye mazotu gübreyi süspans ederim gibi sözel bunlardı. İşte balık kavağı çıkar mı çıkmaz mı ben Mesut Erbakan'ı Bey. Ben Erbakan'ı dinliyorum da şimdi YouTube'dan sınır ötesindeki operasyonlara 15-20 yıl önce söylemiş. Tabii hep birlikte. Bugünkü o durumları. Zamanki yani o birlikte. Şimdiki bakınız hiç o Sayın Genel Başkanımız da anlatıyor. Yani hiçbir zaman bakınız bir demokrasiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir tartışma olmamıştır bugüne kadar. Yani meselemiz yani evet, şimdiki evet. Barış içinde olmamız gerektiği dediğim konu da odur. O bakımdan herkesten gördüğümüz hoşumuza gidenleri biz hep alırız. Bunun yani siyasi olarak rakip veya şey anlamında bakmayız. Yani bizim bugüne kadarki deneyimlerimiz, bizim siyasi nezaket kurallarına uymamız ve bu kadar başarılı olmamızın nedeni bütün insanları sevmek. Her liderin içerisinden 3 kelime, 5 kelimesini beğeniriz, beğenmediklerimizi almayız gibi böyle çalışmalarımızın sonucunda dimdik ayaktayız. Peki Sayın Başkan, programın sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. Sizi bir kez daha ağırladık yüksek tansiyonda. Önümüzdeki günlerde yine yaparız bir yüksek tansiyonda. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Sayın Buldu, bizi Kanal V'de ağırladınız. Ancak biz sizi bugün yüksek tansiyon kongre merkezindeyiz. Fuar ve kongre merkezimizden ağırlıyoruz. Başta yayında emeği geçen şahsınızda siz ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar sevgili hemşehrilerimiz, Kanal V izleyicilerine de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hep özel ve güzel günlerde görüşelim diyorum. Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon burada sona erdi. Konuğumuz bildiğiniz gibi Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'ti. Ve Konyaaltı, daha doğrusu Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nın yapıldığı kongre merkezinden seslendik bize. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.